Ne kadar lezzetli bir dondurma. Çok lezzetli. Ah, hayır. Barbie. Onu kurtardım. Yaşasın. Hayır. Dondurma. Ne oldu? Yine dondurma istiyorum. Bir saniye. Evet. İşte burada. Ben dondurma istiyorum. Bu kolay. Bir kase buz alıp buzun üzerine başka bir kase koyacağız. Şeker kremi ve tabii ki gıda boyası. Bunların hepsi bir karıştırma kabında bir karıştırıcıyla çırpılmalı. Çok güzel oluyor. Ne kadar harika çıkıyor. Tam gereken. Şimdi kalıplar ve bir şekerleme torbasıyla oraya dondurma ekleyeceğim. İlginç, çok ilginç. Ama benim kendi tarifim var. Ah, ne kadar taze çilekler. Şimdi onu küçük parçalara ayıracağım. Bir kaseye koyacağım. Ve kremayla dolduracağım. Şimdi her şeyi bir çırpma teliyle karıştırmam gerekiyor. Ay, kolum koptu. Tamam, devam edelim. Benim de kendi tarifim var. Karpuzun üstüne keseceğim. Ve şimdi yeni karıştırıcımla tüm içeriği çıkaracağım. Hadi bakalım. Evet. Çok fazla meyve suyu. Tam gereken. Şimdi tüm karışımı bir bardağa dökmeniz gerekiyor. Ve sadece çubuğu koymanız gerekiyor. Hazır. Büyük anne, ben de bitirdim. Aferin. Hadi gidip dondurucuya koyalım. Hadi ben büyük annene kapıyı aç. İşte böyle. Seninkini de koyalım. Of. Evet, amatörler. Benim dondurma kekim çoktan dondu. Şimdi onu süslememiz gerekiyor. Ortaya bir kase pasta süsü ve yanlarında külahlar. Mükemmel. Fena değil. Benimkini de taze çileklerle süsleyeceğim. Pekala Peach, çabuk dene. Vay canına, her şey çok ilginç. Bu pasta tıpkı benim dondurmam gibi. Sanırım bu külahla almalıyım. Aa, ne kadar lezzetli. Aa, bir de pasta süsü var. Onu külaha ekleyeceğim. Ay, müthiş oldu. Nefis. Tamam. Şimdi Ben'in dondurmasını deneyeceğim. Çok lezzetli görünüyor. Aa, tadı da karpuzlu. Ama onu nasıl ısıracağım? Olmuyor. Pekala, öyleyse bugün değil. Mükemmel, senin sıran. Çilek ve çilekli dondurma. Vay canına, bu inanılmaz derecede lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Evet, bayıldım resmen. Büyük anne, sen kazandın. Oley, yaşasın. Ben çok iyiyim. Şimdi böyle kurabiye istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Peki kurabiyeleri nasıl yaparım ki? Bu çok kolay. Şimdi göreceksin. Büyük annenin kurabiyesiyle hiçbir şey kıyaslanamaz. İki yumurtayı bir kaseye ayıracağım. Un ve süt ekleyeceğim. Ve şimdi her şeyi bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve tabii ki tereyağı. Hamurun içine küçük bir parça. Ve daha fazla şeker. Evet, bu dünyadaki en lezzetli hamur olacak. Geriye kalan tek şey ondan güzel kurabiyeler yapmak. Bunun için onu iyice ezeceğim. Şimdi parçayı düzenleştireceğim. Ve şimdi deseni kaşıkla yapacağım. Baksanıza. Nerede kaşık? İşte kulaklar için de krakerler. Ve burun için bonibon. Çikolatadan da gözlerini yapacağım. İşte bir tatlı bir fare oldu. Ay, çikolata da çok lezzetli. Büyük anne, geçen yüzyılın yöntemlerini kullanıyorsunuz. Profesyonel bir karıştırıcım var. Bana birkaç saniyede mükemmel hamuru kendisi yapacak. Ben ne yapsam o zaman? Ha, fıstık ezmesi.
Barrel deneyelim. Evet, bu kurabiyeler için tam gereken. Bir tabağa bir kaşık koyup şekerlerle süsleyeceğim. İşte böyle. Ah Ben, sen değişmiyorsun. Benim de artık kurabiyeyi pişirmem gerekiyor. Fırını açıp kurabiyeleri oraya koyacağım. Zamanlayıcıyı da ayarlayacağım ve bekleyeceğim. Daha fazla kurabiye yapmam gerekiyor. Oh hayır! Tereyağı kaşıktan kopmuyor. Özür dilerim şef. Ya ne oldu? Ben? Ya karışımımı mahvettin. Aa, sanırım kurabiyeleri çıkarmanın zamanı geldi. Of ne koku ama mis. Paige onların tatmayı çok isterdi. Görünüşe göre çok lezzetli. Şef galiba bana kızgın. Ama yapamam ki bir şey. Oley! Hey, bu smoothie ne böyle? Kurabiyeye hiç benzemiyor. Ay, tamam tadına bakacağım. Ay, berbat. Hayır bunu istemiyorum. Bu fareleri deneyeceğim. Ay canına çok lezzetli. Ay dişim. Bu ne ya? Büyük annemin yüzüğü mü? Hayır böyle olmaz. Benim nesi var? Evet bu da kurabiyeye benzemiyor. Tamam tadına bakalım. Ama aslında fena değil. Hatta çok lezzetli. Ben, bu sefer sen kazandın. Cidden mi? Yaşasın. Oley oley. İşte böyle. Bu sefer... Sosisli sandviç olsun. Ha, saçmalık. Çocuk da bununla başa çıkabilir. Şimdi sosisimi alıp tavada kızartacağım. Mümkün olduğunca ateşte. Şimdi çevirmenin zamanı geldi. Ups. Yandı. Tamam neyse. Belki de biraz yağ eklemek gerekiyor. İşte şimdi yanmayacak. Bakalım. Sosisi yerleştirdik. Hayır bana sıcak damlalar sıçradı. Büyük anne kurtar beni. Kes şunu ben. Kapağı kapatırsan her şey düzelecek. Kapakla mı? Tamam. Vay canına gerçekten daha iyi. Deli ya bu çocuk. Bu koku da ne böyle? Ben sanırım sosis yanıyor. Ne kadar duman var. Ya peki ben ne yapacağım? Ne oldu buna? Aa, hayır. Daha fazla yağ gerekiyor. Hayır. Daha da kötü oldu. Yardım edin. Ya ben ne yapıyorsun sen? Ay acıttı. Evet biraz su eklemeliyiz. Ateş daha da arttı. Ve şimdi bir sürü duman var. Of sosis neye dönüştü? Tamam. Böyle bırakacağım artık. Belki de bunu düzeltmek için ketçap ekleyebilirim. İşte böyle. Büyük anne baksana her şeyi düzelttim. Kendim. Evet ben. Kesin düzelttin. Aynen. Taze sebzeleri alayım. Domatesleri taze marul yapraklarını keseceğim. Ve hepsini bir çöreğe koyacağım ve havuç sosis yerine olacak. İşte bu kullanışlı sosisli sandviç. Ya bu ne böyle? Bu bir sosisli sandviç mi? Şimdi profesyonel ızgaram bu saniyede bir saniye içinde mükemmel sosisler yapacak. Ve şimdi soğan ve domates kesiyorum. Tabii ki turşu olmadan nereye gidebiliriz? Bu tatlı şeyi küçük parçalara ayıracağım. Şimdi marul, sebzeler hepsi taze çöreğe gidiyor. Ve üzerinden mükemmel sosisim var. Ve tadı tamamlamam için hardal ve tabii ki ketçap kullanacağım. Ve bunun püf noktası cipsler olacak. İşte böyle sosisli sandviç. Böyle olmalı. Geçsin. İşte benim sosisli sandviçlerim. Aa, ama bu şüpheli görünüyor aslında. Onunla başlayacağım. Ay,
burada bir sürü ketçap ve yanmış bir şey var berbat. Pekala burada ne var? Tadına bakalım. Sosis nerede? Hayır, sebzeli sosisli sandviç benim için değil. Ama bu iyi görünüyor. Hatta çok iyi. Gel buraya. Evet, %100 bu kazandı. Ben mi kazandım? Bundan şüphem yoktu. Ben makarna yemek istiyorum. Ay, çok lezzetli. Ay harika, bunu hazırlayacağım. Bakalım. Kit Kat işe yaramayacak. Poppet aslında burada niye arıyor ya? Ne? Sıçan mı? Ne yapıyor? Oo, işte benim ihtiyacım olan şey. Güzel spagettiler. Onlara ihtiyacım var. Benimki daha iyi. Güzel noodle. Geriye kalan tek şey dolguyu içine sıkıştırmak. Harika. Baharatlı, biraz susamı ve tabii ki kaynar suyu ekleyeceğim. Böylece yumuşak lezzetli sulu olacak. Harika bir yemek, sadece 5 dakikaya hazır olacak. Büyük anne ne yapıyorsun? Bıçakları mükemmel bir şekilde keskinleştirdim. Tam gereken makarnam için sosis kullanacağım. Sosislerden ve spagettiden yapılmış güzel deniz anaları yapacağım. İşte böyle. Bebek için en iyi yemek budur. Şimdi her şeyi tencereye batıracağım. Ve bekliyoruz. Hazır noodle mı? Ben şefim. Ben ev yapımı yapacağım. Hamuru keseceğim. Renkli yapacağım tabii ki. İşte gıda boyam geldi. Rengarenk bir makarna yapacağım. Sanırım deniz anaların hazır. Hepsini çıkaracağım. Evet, güzel deniz anası oldu. Ketçapla da gülümsemeler çizeceğim. Böylece daha tatlı oldular. Yani özel anet elimde. Şimdi harika renkli hamuru geçireceğim. Ve böyle mavi renkli eriştelerim olacak. Tam gereken. Şimdi geriye kalan tek şey pişirmek. Tüm renkleri bir kere de ekleyeceğim. Kırmızı, turuncu, sarı ve yeşili de. Ve şimdi harika spagetti aldım. Çizimi ketçapla yapacağım. Ve her şey hazır olacak. Tabakta güzelce servis edeceğim. Afiyet olsun. Her şey ne kadar lezzetli görünüyor. Tamam, önce bunu deneyeceğim. Aslında fena değil. İşe yarar. Aa, işte bu çok iştah açıcı görünüyor. Çok güzel deniz anaları. Yum yum. Evet. Ne lezzetli sosisli makarnalar. Tam gereken. Aa, bu da rengarenk bir şey. Havalı noodle. Onu çubuklarla yiyeceğim. Tüm renkleri bir kere de alacağım. Wow. Şimdi bu gökkuşağı sanat eserini deneyeceğim. Fena değil. Leziz. Hangisini seçsem? İşte bu en iyisi. Aa, hoşuna gideceğini biliyordum. Çok sevindim. Gördün mü şef? Şimdi ben sosisli sandviç istiyorum. Lezzetli, iştah açıcı, sulu sosisli sandviç. Bunu ben yapabilirim. Sosis nerede? Orada yapıyorlar. Sosisimi tavada kızartırım. Her taraftan kızartacağım. Vay canına! Senden yağ alabilir miyim büyük anne? Kapağa gerek yok. Her şeyi boşaltacağım. Ve ocağı en büyük ateşe koyacağım. İşte şimdi şov olacak. Yapma! Dur! Hayır! Olamaz! Aa, her yanı sıçradı kabus. Böyle bir etki olacağını düşünmemiştim. Bunu bir daha
asla yapma. İstemedim. Ne kadar lezzetli bir sosisim oldu neyse. Onu çöreğin üzerine koyacağım. Geriye sadece ketçap eklemek kaldı. Bu harika olacak. Klasik sosisli sandviçin inanılmaz tadı. Ay yine ne oluyor? Yine icat etti. Brüller de sosis mi ısıtıyor? Aa, sanırım biraz fazla ısıttım. Ama yine de çok iyi. Şuna bakın. Linda her zamanki gibi. Neyse. Ben de hamur yapacağım. Önce yumurtaları sütle yoğuruyorum. Bunun için bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Ve un ekleyeceğim tabii ki. Harika. Hazır sosisli sandviçi kullanmayacağım. Onu keseceğim. Ve sosisle peynirleri keseceğim. Ve onları şişlere yerleştireceğim. En lezzetli yemek bende olacak. Ve şimdi en önemli şey, daha fazla yağ ekleyeceğim. Ve onları hamura ve ekmeğe dolduracağım. Ve bütün bu yemeği yağda kızartacağım. Baksanıza şuna. Bu şefin inanılmaz şık sosisli sandviçleri olacak. Ama sos henüz kimseyi üzmedi. Biraz hardal ve ketçap. Harika. Bu bir aşçı sanat eseri. Benim buna ihtiyacım var. Versene. Lütfen. İşte böyle. Çok iştah açıcı. Harika. Al bakalım. Vay canına, ne kadar lezzetli şey var. Ama bunu denemek istemiyorum. Evet, bu çok lezzetli görünüyor. Vay canına, çok lezzetliymiş. Şimdi ise şunları deneyeceğim. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz. Sosisli sandviç, bu inanılmaz resmen. Bu sefer o kazandı. Evet, ben en iyisiyim. Biliyordum. Böyle doyurucu bir yemekten sonra içmemiz gerekiyor. Bana limonata yapın. Tabii ki senin için yapacağım. Kolay. Sarı pasta süsü ve şekeri dökeceğim. Baksanıza. Bunların hepsini tabii ki güzel bir bardağa balla yapıştıracağım. Bala bakın, mis gibi. Böyle süreceğim. Ve lezzetli balla süper lezzetli süsler yapışacak. İşte böyle. Harika. Şimdi içeceğin kendisini de hazırlayalım. Daha fazla buz aldığınızdan emin olun. Onu geçirip bir kırıntı yapacağım. Ay ne yapıyorsun sen? Ben çok lezzetli bir limonata hazırlıyorum. Harika. Baksanıza ne oldu. Ya ne var burada? Bende daha iyisi olacak. Sulu limonları. İşte buna bakın. Güneş gibi en sarı limonlar. Bunları koydum buraya. Ve hepsini keseceğim. Büyük anneden inanılmaz bir limonata olacak. Ah ne koku ama. Muhteşem. Şimdi onları suya sıkmam gerekiyor. Hiç de iyi görünmüyor. Aa, büyük anne bu konuda pek iyi değilsin gözlerim. Sen hak ettiğin de bu zaten. Şimdi limon dilimleri ekleyeceğim. Harika limonata. Çok sulu, çok leziz. Bu arada denemeliyiz. Ay, sorun ne? Ne kadar ekşi. Tabii ki bunu şekerle yemeliyiz. Oh, böylesi çok daha iyi. Sanırım ekşi limonatama biraz şeker ekleyeceğim. Böylesi çok lezzetli olacak. Ay şimdi müthiş. Ay, onların ne kadar harika limonataları var. Ben de yapacağım. Aa, benim de limonata jelibon yapacağım. Buraya güzel tatlı lezzetli bir jel ekleyeceğim. İşte daha çok bol bol. Şöyle, şimdi biraz fanta ve buz. Bu mükemmel bir içecek olacak. Evet, Pop Rocks da tabii ki. Evet, gerçek bir bayram için hala biraz Pop Rocks tadı eksik.
Bahçenin ne tam gereken Bonimon da tam tatlıdır. Onlardan daha fazla olmalı. Baksana büyük anne, içeceğim ne kadar güzel. Ay şuna bakın, bu ne? Uzak tut benden, gerçek limonada böyle görünüyor. En iyisi ve en yararlısı. Büyük anne baksana şefte ne var? İzleyin ve öğrenin. Blender. Bu taze yaban mersini alacağım. Onu karıştırıcıya attıktan sonra meyve püresi yapmamız gerekiyor. Hazır. Bu karışımı suya dökeceğim. Çok güzel. Ve her şeyi karıştıracağım. Aynısını çilekle de yapacağım. Baksanıza ne kadar lezzetli. Ve şimdi şık bir çilekli içecek oluyor. Ve tabii ki onları karıştırıyoruz. Çilekli ve yaban mersinli içeceği karıştırdık. İnanılmaz renk, inanılmaz lezzet. Ve tabii ki süslüyoruz. Ve pipet ekliyoruz. Bellissimo. Al hadi. Bu acılama ne kadar harikalı. Hangisini denesem? Bu ne? Çok ekşi, dayanılmaz. Hayır, bu benim için değil. Vay canına, bu çok güzel. Bunu denemeliyiz. Yani fena değil. Ve bu da böyle. Çok parlak. Tadı nasıl acaba? Vay canına, evet bu kazandı. Nasıl, ben mi kazandım? Evet. Bu bir başarısızlık. Multidog kanalına abone olmayı unutma. O zaman böyle eğlenceli ve komik videoları hiçbir zaman kaçırmayacaksın. Güle güle.